Çıkmış aday olan arkadaş, ben göreve gelirsem Kır Camii çözeceğim. Bir haber. Kır Camii çözen bir kardeşiniz var burada. 41 yıldır burası konuşulur. Geldik göreve, 100 binliği onayladı. İki dönem üst üste iktidarın belediye başkanlığı yapanlar onaylatamadı, yaptırdık. 25 binliğini yaptım Kır Camii'nin. 5 binliğini yaptırdım, binliğini yaptırdım. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yapılması gereken ne varsa yaptık. 108 meclisin 72'sine katılmadı. Arkadaşlar, milletin aklıyla dalga geçmeyeceksiniz. Altın çağı numaraları yapmayacaksınız. Biz birileri gibi bize oy verenlere değil, oya göre çalışmıyoruz. Antalya bizim için çok kıymetli ve değerli. Uzun süreden beri huzurlu bir Antalya var. Antalya büyük hizmetler gördü, görmeye devam edecek. Daha fazlasını görecek. Bundan emin olun. Bir tarih yazdık. 3311 kilometre buradan Almanya'ya kadar yer altına su attı döşedi. 514 kilometre kanalizasyon. 2650 kilometre dağlara taşlara yol yaptık. Asfalt yaptık. Demek ki eğer çalmadan çaldırmadan milletin parasını millete harcarsanız bu hizmet oluyor. Bizler gerek geçmişimizde gerek yarınlarımızda sizlere layık olmak için yola çıktık. Tek bir amacımız var, sizlere hizmet etmek. Arıtmalarla ilgili, şimdi Sayın Turizm Bakanı, CHP'li belediyeler arıtmalar yapmıyor, biz yapıyoruz gibi laflar etti. Şimdi kemer de yapılıyor. Geçen gün Sayın Genel Başkanım Özgür Özel geldiğinde gittiler gizlice açılış yaptılar. 27 il atık su gelirimizi verdik. Sizin para bu. Allah korkusu olacak önce insanda. Altın çağı getireceğinden bahsedenler, rantın çağını mı neyini getireceğini 31 Mart'ta 3 gün sonra göreceğiz. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi yapacağım diyor. Türkiye'nin en büyük sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini Kepez'e, Kirişçilere yaptım. Arkadaşın haberi yok. Kepez'de yaptım bunu da. Son zamanlarda güreşlerden bahsetmeye başladılar. Kepez'de güreş yapılıyordu. Güreşi kapatan kendisi. Güreş yapılmıyor. Seçim zamanı geldi ya, sizleri kandıracaklar, hani otoban hikayesi gibi. Arkadaşlar, 6 altın kemeri getirten benim. 404 tane paça bağlayan güreşçisi olan biziz. Daha Kırkpınar'ın kapısından adım atmamış olanlar güreşten bahsedecekler. Bir kez daha altını çiziyorum. Buranın sorunları çok kolay bir şekilde çözülecek sorunlar. Hele bu yol. Bir daha buraya seçimden sonra başkanla geleceğim. Türkiye'deki sanayilerin en güzel yolu olacak. Söz veriyoruz size. Hem döşeme altını hem Antalya'mızı tekrar eminerlere bırakalım. Birlikten güç doğar. Hep birlikte el ele, omuz omuza değerli başkanımız Sayın Muhittin Böcek'le 5 yılda diyorum sizlerin yüzünü kara çıkartmayacağız. Bu gördüğünüz yörük çocuğu da sizlerin oylarıyla seçildikten sonra sizleri hiç unutmayacaktır. Buradaki yollarınızla ilgili de gereğini yapacağım. Burada hepinizin huzurunda da söz Muhittin Böcek sözü. Azimle, gururla 5 yıl daha...